Tabi bu yönetimin transferi değil. Yani Ama burada Rebiç konusu bana evet. biraz daha sıkıntı geliyor. Çünkü Aboubakar en azından bir dönem bir performans Tabii canım. gösterdi. Chamberlain sakatlığından önce bence gayet iyiydi ama Rebiç konusu düz bir grafik benim için. Bunlar plansız transferlerdi. Bunlar bir şekilde rakiplerin önemli isimleri alması neticesinde aceleyle alınan kararlardı. Raşissa dahil. Çok ciddi para verirdi Raşissa'ya. Raşissa tamamlayıcı bir oyuncudur. Raşissa'ya ana karakter oyuncusunu yani başrolün esas oğlan parası tırnak içinde sinemadan bir şey çekiyorum. Jön parası verilmez yani. Dolayısıyla yardımcı bir Öyle de oyuncu. olmadı zaten. Yani Rebic olsun. Yani bunlar çok doğru transferler değildi maalesef. Zamanında da söyledik. Amartey. Hepsini söyledik. Zamanında söylediğim için yüzüm var şu an. Çünkü zamanında bunlar çok iyi transfer deyip de şimdi farklı bir şey söylemiyorum. Ama baktığınızda zaten her zaman onun için konuşuyoruz Demet. Scouting çok önemli. Oyuncu havuzunun olması çok önemli. Mesela Galatasaray. Neden hep Galatasaray scout ekibinin altını çiziyorum? Başka çok iyi scout ekipleri de vardı. Mesela Konyaspor da çok iyi bir scout yapılanmasına gitti. Dolayısıyla iyi bir yapılanmaya gittiğinizde iyi oyuncular transfer edersiniz. Galatasaray şimdi Douay'ıydı değil mi? Douay olmadı. Tak hemen Yelert'i çıkarttı. Evet. Yelert olmasaydı C planında vardı. Merkezde de vardı. Şimdi neden? Bir yapılanması var. Yıllardır süre gelen havuzu var. Yönetim istikrarda olunca bu doğru oluyor. Yönetimler değişse dahi kurumsal algıların değişmemesi lazım Demet. Scout ekibinin tak tak çıkartması lazım. Bu değilse bu. Şimdi Amartya bir scout transferi değildir. Bakın. Scout transferi sadece genç oyuncu olmaz. Doğru bütçeyle, doğru zamanda doğru oyuncuyu alma işidir scouting. Ama işte Rebic, Raşisa bunlar hemen o günün transferleri. Rebic zaten bitmiş adam. Evet. Kafasında bitirmiş. Sen o adamı dünya verince bak şimdi gitmiyor adam da haklı. 10 yılda oynayamaz belki Rebic. 5 yılda oynayacak paramı isterim diyor. Profesyonel hayat almasaydın diyor, vermeseydin diyor. Zorla almıyor ki o parayı. Adam yazdırmıyor yani. Tabii. Biz bazen şey bekliyoruz ya fedakar. Niye fedakarlık yapsın? Biz kendimiz çalıştığımız şirketlerde yapıyor muyuz fedakarlık? Ha tamam hadi Bence olmadı. yapıyorsun. Parayla ilgili. Yani şimdi anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Anladık. Böyle bir durum var. Onun için ne yapacağız? Ben yine altını çizeceğim. Demet bunun altını çizmekle mükellefim ben. Nedir o? Düzgün yapılanma yapılacak. Düzgün transfer yapılacak. Ha istediğin en iyi scout ekibini getir. 5 transferin 3'ü başarılıysa okeydir. Hadi okey. Ama biz de 5 transferin biri başarılıysa okey diyoruz. Özellikle Beşiktaş'ta. Oxlade Chamberlain. Mesela ben girmezdim Chamberlain transferine. Adamın kariyeri sakatlıklarla dolu. Evet ve olan da oldu zaten. Girmem. Chamberlain transferine girmem. Elinde Gezal sakatken anlatabiliyor muyum? Aynı yerin oyuncusu olmasalar da girmem ki o transfer. Rebic. Risk. Büyük Az risk. önce anlattım. Çünkü şu vardı. Belli prensipler vardır Demet. Şimdi spikerliğin belli eğitimi var değil mi? Belli prensipleri var. Transferin de belli Transferim prensipleri var. var. Böyle kafanıza göre transfer yaptığınızda büyük sıkıntılarla karşılaşırsınız. Amacım burada da yani eski yönetime de ver yansın değil. Bu iş kültür işi. Eski yönetimden önce de bir eğer düzgün bir scout ekibi olsaydı sistemli bir şekilde bu arada scout ekibi bazen oluyor Demet ama yetki vermiyorsun. Scout adam 10 yıldır scout bir tane transfer yaptırabilmiş ya. Hani onun da suçu yok. O elinden geldiğince iyisini yapmaya çalışıyor. Yani düzenin biraz değişmesi lazım. Sence Değişirse de bu sezon yeni yönetimle birlikte bu değişikliği gibi duruyor ama yani transferlere bakınca. birlikte bakıyor olacağız. Burada Rafa Silva transferi bence doğru bir transfer. Ama bu da bir scout transferi değildir. Ama her transferde scout transferi olacak diye de bir şey yoktur. Altını çizelim. Bilinen bir oyuncuyu çok büyük fedakarlıklarla getirdiler. Immobile o kadar para verir misin düşüşe geçmiş bir Immobile'ye? Onu ayrıca tartışırız. Düşünülür. Ben şahsen vermem. Ama şimdi göreceğiz. Immobile'nin de o karakteri var. Yani Dzeko gibi, Tadic gibi bir Evet. karakteri var. Ben başarılı olacağına inanıyorum Immobile'nin burada. Dolayısıyla o bütçeye de o paraya da okey demişse başarılı olduğunda o parayı hak ettiğini biraz da bize Immobile gösterecek. Sen ben biz burada gösteremeyiz bunu. Öte tarafa bakacağın zaman Emirhan Topçu transferi olursa mantıklı bir transfer olabilir ama şöyle bir şerh koyayım. Ben Paulista gibi görece aklıyla değil de yüreğiyle oynayan, fiziğiyle oynayan bir stoperin yanına yine Beşiktaş'tan örnek vereyim. Şampiyon dönemindeki Ronaldo, Gaucho, Beşiktaş'ın eski dönemlerinde oynayan Ronaldo gibi ya da yakın dönemde Roman Saiz gibi Sayıs. aklıyla oynayan, oyun bilgisi veya eskilerden Matteo Ferrari çok başarılı olamasaydı,
oyun zekası oynayan bir stopere ihtiyacı var. Emirhan Paulista ikilisi doğru stoper olmaz Beşiktaş için. Hı hı. Emirhan çok iyi bir oyuncu ama daha net bir isim. Tabii ana yemekte bu ikisi olmaz. Bu başta konuştuğumuz Hummels gibi oyunculardan mı bahsediyorsun? Ya, tabii yani daha böyle işte sayısı örneği vereyim. Efendim daha söyleyeyim. Lider. Tabii ki lider, daha oyun aklı, oyunu şimdi şöyle bir şey var. Bazıları sadece yüreğiyle daha ön plana çıkar. Atletizmiyle ön plana çıkar. Koli gibi oyun aklı biraz daha kısıtlıdır bazı oyuncular. Ama bazı oyuncular tamamen oyun bilgisiyle ön plana çıkar. Dolayısıyla işte Saiz buna bir örnektir. İşte Popescu'yu verdi eskilerden Hayri abi. Popescu buna bir örnektir. Çok eskilerden birçok örnek verebiliriz. Onun için Beşiktaş'ın biraz daha bu tarz bir tercih yaparsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama Emirhan'ı da alıp 3. stoper gibi diğer stoperler içerisinde kullanabilecek rotasyona dahil edebilirler. Peki stoper konuşuyorken buradan bence Trabzonspor'a geçelim. Çünkü orada da bir Savic anlaşması var. Oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı ki Beşiktaş için transfer dönemi başlarken bu ismi çok fazla konuşmuştuk. Ama Trabzonspor oyuncuyu alan taraf oldu. Çok fazla defans anlamında eksikleri olduğunu biliyoruz Trabzonspor'un. Savic o bölgeye ne kadar toplayacak? Savic doğru isim. Yani Trabzonspor gerçekten çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Son yıllarda Trabzonspor'a gelen stoperler içerisinde herhalde Vitor Hugo aklımıza gelecektir. Çok iyi bir stoperdi. Çok iyi bir stoper. Savic de en az Vitor Hugo kadar bence kaliteli bir stoper. Kalite anlamında sıkıntı yok ama Trabzonspor'un o pozisyona belki bir stoper daha dahil etmesi gerekiyor. Bir sol stoper. Bunu gerçekleştirmezse bir şeyler eksik kalacak ya da Mendy ile devam edecek. Hani Mendy'nin atletizmini topla ilişkisinde dikkate aldığımız zaman belki hoca hani kalecisinden stoperine kadar oynayan takım mantalitesi içerisinde böyle bir kurguyu düşlemiş olabilir. Olabilir. Bunu mantıklı bulur muyum? Bulurum. Ama şunu da söyleyeyim. Doğru bir isim, Trabzonspor'un savunmasının ihtiyaç duyduğu bir isim. Fakat yani kontratı beğenmedim. Yani bir defa oyuncu... Aktarayım mı? Evet, evet. Yıllık... Her bir sezon için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası. Evet. Önümüzdeki sezon 5 milyon euro, bir sonraki sezonda 4 milyon euro karşılığında bir serbest kalma hakkı var. Bu serbest kalma maddesi gerçekten Trabzonspor'un başını ağrıtabilir. Şimdi siz bu oyuncuyu niçin getiriyorsunuz? Bir hedef için, şampiyon olmak için gelsin, savunmayı toparlasın. O performansı ortaya koyduğu zaman 5 milyon euroluk tekliflerin gelme ihtimali de çok yüksek. Evet. O zaman elinizde tutamayacaksınız. Yeni bir Savic'e daha gitmek durumunda kalacaksınız. Hı hı. Ya oradaki şey kontrattaki o 5 milyon euro serbest ve 4 milyon kalma. Euro serbest kalma maddesi gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Onu belirtmek isterim. O Arabistan için büyük ihtimal abi. Suudi Arabistan. Çünkü 32 olabilir, yaşında evet. Daha. Burada iyi oynayıp verdi. Burada 2 katı, 3 katı transfer alsa paraya gideyim diye bir ihtimal burada koydurdu. Savic istediği kontratı almış Trabzon'dan. Hı hı. Bu çok gözüküyor. Gelmek için evet bu şartları ortaya koymuş ve istediği kontratı almış gibi gözüküyor. Oyuncu açısından başarı. Öbür taraftan ödenecek yıllık ücretler de yüksek ücretler.